hafta da geçen hafta hatırladığım kadarıyla şev yapmıştık, şev analizinden bahsetmiştik. Peki bu şevlerin güvenlik sayısını belirlemek mümkün, yapabiliyorsunuz artık. Fakat bu şevler güvenli hale nasıl getirilecek? Esas problem o. Yani geoteknik mühendisinden istenen, sizlerden istenecek olan ana unsur güvensiz şevlerin iyileştirilmesi olacak. Bununla ilgili bugün biraz konuşalım. Sizler de bu konuda biraz bir araştırma yapın ve inşaat mühendisliğinde bizim iyi mi kötü mü? Tamam, bunu belirlemek çok kolay. Yani herkes belirleyebiliyor. Jeolog yazıyor, jeofizikçi yazıyor. Orada zemin iyileştirme projesini ortaya çıkarmak. Bu şev kayar. Bunu herkes yazıyor. Ziraatçı yazıyor, madenci yazıyor, jeolog, jeofizikçi yazıyor. Peki iyileştir. İşte burada yine iş geoteknikçiye kalıyor. Yani o açıdan bizim sorunlara çare bulabilir hale gelmemiz şart. Yani belki lisans eğitim esnasında güvenlik sayısı konusunda daha yoğunlaşıldı. Yani bu şev kayar mı, kaymaz mı? Peki kayarsa ne olacak? Kayınca da bir çare bulmamız lazım. Bugün biraz onu konuşalım. Sizler de bu konuda biraz çalışma yapalım. Yaptığımız çalışmayı işte Geo5 ile mi yapacağız? Plak sistemi yapacağız ya da başka bir bilgisayar programıyla bir kontrol edip oluyor mu olmuyor mu göreceğiz. Veya bununla ilgili kendimiz proje yapabilir, program yazabilir hale geleceğiz. Şimdi arkadaşlar, şev meselesini konuştuğumuz zaman geçen haftalardan doğal ya da yapay zemin kütlelerinin eğik yüzeylerine şev adı verilir. Farklı zemin seviyelerinin birleştiği durumlara şev adı verilir diye konuştuk. Mühendislik yönünden şev stabilitesi ile ilgili problemler, doğal şevlerin kayma mekanizmalarının incelenmesi, yol, demir yolu gibi inşaatlarda yarma ve dolguların suni şevlerin teşkili, toprak, baraj ve sette inşaatlarında oluşan şevlerin tasarımı, kayan şevlerde kasarın giderilmesi ve önlenmesi ya da herhangi bir kayma olmaksızın ilk baştan güvenli hale getirilmesi, güvenli şevlerin tasarımlandırılması gerekiyor. Bununla ilgili olarak siz zaten işte Bishop yöntemi, İsveç dilim metodu, Taylor yöntemi gibi 3-5 yöntem elle yapabiliyorsunuz. Diğer yöntemler biraz daha bilgisayar ile çözüme uygun görünüyor. Ama bu yöntemlerin de bir formül, matematiksel altyapısı var. Sonuçta bunlar bir bilgisayar programı haline getirilebilir veya halihazırdaki mevcut JeoSlope gibi programlardan yararlanarak o şevin güvenlik sayısı tahmin edilebilir, belirlenebilir. Şimdi şevi kaydırmaya çalışan kuvvet şevin kendi ağırlığıdır veya bizim şevin üzerine sonradan ekleyeceğimiz, yapacağımız ilave yüklerin oluşturacağı ilave gerilmelerdir. Yani biz durduk yere doğa zaten pek çok yerde kendi doğal dengesini sağlamıştır. Ancak biz bir toprak sette, toprak dolgu, bir demir yolu dolgusu, otoyol dolgusu gibi yapay bir şey oluşturuyorsak burada ilk başta kendi ağırlığı ve kendi ağırlığının üzerine inşa edeceğimiz mühendislik yapısından dolayı oluşan ilave gerilmeler o şevi kaydırabilir. Zemin ağırlığında bir artış meydana geldiği zaman zeminin dayanabileceği kayma gerilmesini arttırıyoruz veya zemin bünyesinde yaptığımız dolguda veya doğal şevde kendi içinde bir kayma mukavemetinin azalması meydana gelirse de arkadaşlar bu durumda da yine kayma gerilmesi, yenilmesi durum ortaya çıkıyor ve şev kayabiliyor. Zeminin ağırlığının artması ilave bir yük, yani şevin üzerine bir yapı inşası, şev üstüne malzeme yığılması, şiddetli yağmurlar, bu yağmur
hem su muhtevasını arttırarak ağırlığı arttırıyor, hem de kayma mukavemetinde de azalmaya da neden oluyor. Kayma mukavemetini azaltan unsurlar neler dediğimiz zaman, işte boşluk suyu basıncının artması, boşluk suyunun basıncının artması da ya yeraltı seviyesi yağışlı periyot nedeniyle yükselecek ya da yağışlar ile farklı su kaçakları ile boşluk suyu basıncı artabiliyor. Kohezyonlar zeminlerde zeminin su muhtevasının artması yine zeminin kayma mukavemetini azaltan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. İşte stabiliteyi azaltan, bozan, yani güvenlik sayısı normalde 1, 4, 1,5 gibi falan diye hesaplıyorsunuz ama bir bakıyorsunuz ki kayan bir şeyde böyle olmamış, evine etkileri var dediğiniz zaman yer sarsıntı kuvvetleri, yani deprem etkisinde de kaymalar artıyor. Pek çok otoyolda, yol inşaatlarında o bölgede oluşan depremler nedeniyle kayma problemiyle karşılaşılabiliyor. 1999 Marmara depreminde Bolu tarafından yanılmıyorsam İstanbul'a ulaşmak için, o bölgeye ulaşmak için otoyolun yarısı depremde kaymıştı. Ağırlık kuvvetleri, yani yaptığınız ilave ağırlıklar artı zeminde oluşan sızma. Sızma biliyorsunuz toprak da şevin stabilitesini arttırıcı yönde de olabilir. Ama sızma kuvvetleri şevin stabilitesini azaltıcı yönde de olabilir. Örneğin bir toprak dolgu barajda ya da bir sulama kanalında ani su çekilme problemi bizim açımızdan arkadaşlar şevin güvenlik sayısını azaltıcıdır. Orada sızma kuvvetleri azaltıcı etki yaparlar. Biz genellikle tüm bu durumları dikkate almaya çalışaraktan işte limit denge metotları, işte Bishop yöntemi, İsveç dilimi yöntemi, Spencer yöntemi gibi, Morgan Spencer yöntemi gibi bir sürü yöntem var biliyorsunuz. Bunların büyük bir bölümü limit denge metotları olarak adlandırılır. Zemin şartları önceden tanımlanır. Maksimum kayma gerilmelerine maruz kalabilecek yüzeyler, olası kayma yüzeyleri tahmin edilir ve kayma yüzeyleri üzerindeki kayma gerilmeleri zemine ait kayma mukavemeti, yani zeminin kayma mukavemeti elde edilerekten karşılaştırılır. Bunu yaparken biz İsveç dilim metodunda her bir dilim için size nasıl yapıldığını lisans aşamasında da öğretmiştik zaten hatırlarsanız. İşte zeminin kendi ağırlığından veya zemin şevinin üzerine ilave yapacağınız yapıdan dolayı oluşturacağınız kayma gerilmesi nedir? Bu metodu mesela en rahat bir şekilde Taylor yönteminde görebiliyoruz. Taylor oluşan kayma gerilmesi nedir? Zeminin kayma mukavemeti nedir? Karşılaştırarak güvenlik sayısı veriyor. İsveç dilim metodundaki mantığımız da zaten o da elle hesap yapabildiğimiz bir yöntem. O da aynı bildiğiniz gibi. Ancak sorun nedir burada dediğiniz zaman arkadaşlar? Kayma yüzeyinin doğru tahmin edilmesi. Çünkü biz kayma yüzeyini işte örneğin ekrandaki resimdeki gibi çizdik diye öyle bir kayma olmayabilir. Yani o bölgede kayma yüzeyini belirlemenin en doğru yolu nedir derseniz kaydıktan sonra görmektir. Ama bu da bizim istemediğimiz bir olay. Yani biz kayma yüzeyini gördüğümüz zaman geri analiz yapabiliyoruz. Yani mevcut kayma yüzeyini çiziyoruz. Bu şekilde kaymış. Bu defa neden kaydı? Bu durumdaki güvenlik sayısı ne oldu? Ya da güvenlik sayısı birin altına düşürülerek zeminde oluşan kayma gerilmeleri nelerdir gibi geri analiz yaparak zeminde oluşan kayma mukavemetleri, kayma gerilmelerini hesaplamak mümkün. Ve zeminin örneğin güvenlik sayısını bir alaraktan kayma mukavemeti anlamındaki zeminin dayandığı kayma gerilmesini hesaplamak da mümkün. Fakat geri analiz arkadaşlar artık o bölgenin yine ŞEV'le ilgili o bölgede alınacak önlemlerin hesaplanmasında zeminin
gerçek verilerini görmeye yarar. Ama bizim genellikle kaydıktan sonra geri analiz yaparaktan zeminin verilerini tespit etmek yöntemi her zaman karşılaşabileceğimiz bir yöntem değil. O yüzden kayma yüzeyini doğru tahmin edebilmek, zemin verilerini doğru tahmin edebilmek ve uygun yöntemlerle kayar mı kaymaz mı sorusuna cevap vermek gerekiyor. İşte biz bu kayar mı kaymaz mı sorusuna verdiğimiz cevap bildiğiniz gibi güvenlik sayısı. Eğer oluşan kayma mukavemeti güvenlik zeminin dayanabileceği kayma gerilmesinden büyükse burada bu şebinizin güvenlik sayısı birin altına iniyor demektir. Veya beklediğimiz 1,5 değerin altına iniyor demektir ve şebiniz kayar. Şev kayar, kayma tehlikesi var dediniz. Ne yapacağız? Şevin eğimi düşürülüyor. Olanak varsa şev yüksekliği azaltılıyor. Şevde kademe yapılıyor. O teraslama dediğiniz yöntem gibi. Eğer eğimi düşürmek, şev yüksekliğini azaltmak, şevde kademe yapmak, herhangi bir ilave mühendislik yapısı yapmadan şevin hafriyat çalışmaları dediğimiz çalışmalarla yapabileceğimiz çalışmalar. Ama bunların etkisi de sınırlı ya da izin verilebilir şev yüksekliğini düşürelim dediğiniz zaman orada ortaya çıkacak hafriyat nedir? Ya da o bölgede gerçekten o eğimi düşürebilecek durum var mı? Tüm bunlar bizim karayolları veya bizim arkadaşlar demiryolu dolgumuz veya bizim mevcut arazi şartlarımız nedeniyle illa kullanabileceğimiz bir yöntem değil. Bunlar yöntemler yani eğer şartlar uygunsa uygulayabileceğimiz işler. Şev yüksekliğini azalt. Azalt da kaç metre acaba azaltabilirim? Ne kadar hafriyat yapabilirim o bölgede? Ve o şevin üzerinde zaten bir doğal yerleşim varsa, evler varsa biz o şev yüksekliğini nasıl azaltacağız? Şevde kademe yap. Yine demin söylediğim gibi eğer şevin olduğu yerde bir yerleşim varsa, zaten bir doğal yapı oluşmuşsa siz burada da şevde kademe azaltma yöntemini kullanamayabilirsiniz. Yani her işin kendine ait kısıtları da var. Yani peki ne yapalım? İşte o zaman yapısal önlemler işin içine giriyor. Ve geoteknik mühendisliğine olan ihtiyaç burada kendini gösteriyor arkadaşlar. İşte şevi tutmak üzere bir istinat yapısı yapalım. İşte bu istinat duvarı tipinin belirlenmesi, ağırlık duvar mı yapalım, payandalığı mı yapalım, direkt beton röperli duvar mı yapalım ya da fore kazıklarla mı durduralım ya da biz burada betonarme konsol bir duvar yapalım. Bunlar yeterli mi? Peki bu sistemler ile ilave ankraj, zemin çivisi, şotkrit gibi yapısal önlemler kullanabilecek miyiz? Yeraltı suyu ve yüzey suları ile ilgili drenaj önlemlerini nasıl alacağız? Yani baktığınız zaman oldukça çok boyutu olan bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Yani sizin orada istinat duvarı yapıp çekilmeniz de sorunu çözmüyor. İstinat duvarı yapsanız bile orada toptan göçme analizi yapmanız gerekiyor. Yaptığınız istinat duvarı şevi tutmak yerine şevde kaydırıcı unsur oluşturup yine kaymayı durdurmadığı gibi kayma neticesinde istinat duvarının da göçmesi problemiyle de karşı karşıya kalabiliriz. Yani istinat duvarı yapalım ama bu istinat duvarının da kayma yüzeyini inmek için belki ankrajlarla bağlamak veya kazıklar üzerinde kayma yüzeyini geçmek gibi çareler de gerekebilir veya hiçbir şekilde istinat duvarı değil de kaymanın beklendiği derinliği aşacak şekilde fore kazıklar, diyafram duvar gibi başka çözümler de gerekebilir. Şey suni dolgu olarak yapılıyorsa
boşluk suyu basıncının yeter miktarda azalarak inşaatın sürmesi için yavaş yavaş dolgunun yapılması. Örneğin bir toprak dolgu barajı arkadaşlar çok hızlı yaptığınız takdirde siz boşluk suyu basıncını sönümlemeden hızla ani yükleme şeklinde bu barajı bitirebilirsiniz. Fakat bizim hedefimiz bu boşluk suyu basıncının sönümlenerek bu barajın inşa edilmesidir. Yani bazı şeyler hadi çabuk olalım, hadi bitirelim falan gibi görünse de mesela bir yol dolgusu yapıldıktan hemen sonra asfalt atılmaz biliyorsunuz. Geçici bir kaplama yapılır. Niye? Çünkü oturmasını tamamlasın. Ne kadar biz onu kompaksiyon kurallarına göre yapsak bile belirli bir süre oturmasını tamamlaması lazım. Yani boşluk suyu basıncının sönümlenmesi lazım. Özellikle yüksek topraklıklı barajlarda bu dolgu işleminin daha yavaş yapılması gibi çözümler var zemin mekaniği açısından. ŞEV'in güvenlik sayısı dediğimiz mesele eğimli bir düzlem üzerinde bir bloğun stabilitesini tanımlayan tüm eşitlikler kaymayı teşvik edici kuvvetlerin kaymaya karşı koyan kuvvetlerle dengelendiğini varsayan işte limit denge yöntemi. Yani biz burada limit denge yönteminde plastik denge noktasına göre tasarım yapıyoruz. Plastik denge noktamızı aşarsak şey kırılacak. Yani kayma mukavemetinin sınır noktasına göre bildiğiniz gibi. Şimdi burada kohezyon sigma tanjant fi dediğimiz değer, sigma tanjant fi dediğimiz değerde V kosinüs alfa şevin açısı, boşluk suyu basıncından dolayı oluşan etki ve burada T sin beta dediği, eğer bir ankraj zemin çivisi kullanıyorsanız orada T kuvvetinin sinüs boyutu işin içine girmiş oluyor tutucu etki olarak. Şimdi kaydırıcı etki olarak da V sinüs alfayı biliyoruz. Burada W yazmış. V sin alfa. Eksi T kosinüs beta. Burada zemin çivisi yaptığınız zaman da yine bir miktar kuvvet kaydırıcı olarak karşımıza çıkıyor. Artı ve ilave kaydırıcı kuvvetleri de eklediğimiz takdirde arkadaşlar bu şev kayar mı kaymaz mı dengesine bakmış oluyoruz. Şimdi bizim hedefimiz arkadaşlar, mesela bir zemin çivisi yaptığımız zaman işte şevin tutucu etkisini arttırmak. Bununla ilgili Bayram Ali Özüner'in kitabında değil, Sönmez Yıldırım'ın kitabında bir zemin çivisiyle veya bir fore kazık sistemiyle kazıklarla şevin tutulabilmesi için örnekler var. Lütfen o örnekleri Zemin İncelemesi ve Temel Tasarımı kitabı Sönmez Yıldırım. Oradan bir bakalım arkadaşlar. Yani sizin de hem bu konularda yüksek lisans tezlerine indirip okumalar yapmanız hem de bizim hem Zemin Mekaniği Problemleri kitabındaki veya diğer temel inşaatı ŞEV analizi gibi kitaplarımızdaki soruları çözmeniz gerekir. Bununla ilgili en geniş kapsamlı kitap da Akın Önalp'ın yazdığı Yamaç Mühendisliği kitabıdır. Bu kitap sizde var mı? Yamaç Mühendisliği. O Yamaç Mühendisliği kitabı Akın Önalp'ın bence nasıl ya PDF olarak var mı bir bakın yoksa da internetten isteyebilirsiniz. Bir de ŞEV analizi ile ilgili başka yeni kitaplarda var mı yok mu şöyle bir siz de bir kontrol edin. Yine konuşalım hani şöyle bir kitap bulduk diye. O Yamaç Mühendisliği kitabını hani ders bitmeden bu dersin adı ŞEV'ler kazılar olduğuna göre bir şöyle hızlıca elden geçirmekte fayda var diye düşünüyorum. Arkadaşlar 20'şer dakikalık dilimler halinde kaydımızı sürdürelim. ŞEV'in güvenlik sayısı yani ana hedefimiz bizim bu güvenlik sayısını arttırmak. Yani biz iyileştirme çalışmalarında ne yapabiliriz?
Yapabileceğimiz iki unsur var kayma mukavemeti açısından bakarsak. Kohezyonu arttırmak, içsel sürtünme açısını arttırmak. Biz bunu zemin iyileştirme yöntemlerini kullanarak, enjeksiyon gibi bir yöntemi kullanaraktan C ve F'de zemin anlamında iyileşmeyi sağlayabiliriz. Ya da şevde oluşacak kayma gerilmelerini azaltacak önlemler alacağız. İşte o şevin eğiminin düşürülmesi, teraslama yapılması ya da yüksekliğinin azaltılması gibi yöntemler ana hedefi oluşan kayma gerilmesini azaltmak. Zeminin ağırlığından dolayı oluşacak olan kayma gerilmesini azaltmak. Bunun yanında arkadaşlar burada T olarak bildirilen verilen değer ise şeve ilave ankraj zemin çivisi gibi taşıma gücünü arttıran kaymayı tutucu olan unsurlar eklemek. İşte burada bizim yapabildiğimiz şey bu formülü önümüze alacağız ve ne yapabilirim onu düşüneceğiz. Yenilme noktasında olduğu zaman eşitlikte tanımlandığı gibi karşı koyan ve teşvik eden yani kaydırmaya çalışan kuvvetler birbirine eşittir. Emniyet katsayısı birdir. Biri altına düştüğü an işte anında kayma meydana geliyor. Güvenlik sayısı kohezyonsuz zeminlerde direkt tanjant fi bölü tanjant beta gibi tanımlanabilir ama zeminin içinde ilave kohezyon varsa ve diğer tutucu unsurlar varsa bunlar da formüle eklenebilir. Kısa süreli işlerde arkadaşlar 1.2, 1.3, 1.4 gibi değerler düşülebilir ama uzun süreli mühendislik yapılarında biz 1.5'un altına düşmeye izin vermiyoruz biliyorsunuz. Tabakalanma gibi süreksizlik düzleminin şev yönünde eğimli ve sürtünme açısından daha büyük bir yatımla eğimle yer aldığı zaman arkadaşlar özellikle kaya tarzı zeminlerde, kohezyonsuz zeminlerde düzlemsel kayma durumu ile karşılaşılabiliyor düzlemsel kayma. Kama tipi kayma birkaç düzlemsel kaymanın varlığı durumunda oluyor. Bu iki boyutlu düşüneceksek düzlemsel kaymayı, üçüncü boyutun etkilerini de dikkate almış gibi oluyoruz. Kama tipi kaymada. Dairesel kayma dediğimiz zaman daha ziyade bir daire yayı var gördüğünüz gibi burada bu kayma esnasında. Bu yine her türlü zemin yapısında, her türlü zemin türünde, kohezyonlu, kohezyonsuz, karışık zeminlerde dairesel kayma ile karşılaşmak mümkün. Uzaktan baktığınız zaman bir kaşığın içi gibi görünüyor bu kayma türü. Şu noktada bir yerlerde bu dairenin, bu düz kayan dairenin bir merkezi var. Bir daire yayı gibi düşünerek hesap yapılabiliyor. İşte dairesel kayma diyagramı yani kohezyonumuz, tanjant fi'miz gibi bir durumda kohezyonu dikkate alaraktan, fi'yi de dikkate alaraktan, şev açısına bağlı olarak güvenlik sayılarını tahmin etme abağı yani böyle bir abak hazırlanmış bir gül diyagramı gibi. Yine arkadaşlar düzlemsel ve kama kaymasıyla devrilmenin kinematik analizi bu gül diyagramlarıyla farklı farklı çizip yapabiliyorlar. Bunu daha ziyade doğal şevler için kullanıyorlar jeoloji mühendisleri. Devam edecek olursak akan şevler durumu var. Yani bu akan şev durumu da bizim peki şev analizlerinde kullandığımız yöntemi ve formüle benzemiyor. Dağlık bölgelerde seyahat edenler dik şevlerin tabanında moloz yığınlarına sıkça rastlarlar. Bu nereden gelmiştir dediğiniz zaman bir akma durumu var. Bu yığıntılar kaya kütlesinden kopan ve küçük ferdi parçaların yığılmasıyla oluşur. Akan şevlerin temel nedenleri kaya kütlesi ardışık genişleme, büzülme işlemi olmakla birlikte blokları birbirine çimentolayan ve malzemenin yavaş yavaş bozulması bu tür şev yenilmelerinin önemli rol oynamaktadır. Tek tek kaya parçalarının düşmesinden kaynaklanan ciddi hasarlar oluşmadığından bu şev yenilmelerini analiz eden araştırmaların sayısı da az.
Şey tasarımında tabii probabilistik yöntem denilen olasılık yaklaşımları var. Şey tasarımında olasılık kuramın iki belirgin rolü var. Kaya kütlesi içerisinde hakim ya da tercih edilen bir oryantasyonda süreksizlik takımı ya da yığılması olup olmadığı analiz edilmesi, miyet kas sayısı yerine şey stabilitesi ya da stabilitesizliği indeksinin kullanılması. Yenilme probabilitesinde emniyet kas sayısının bir şey stabilite indeksi olarak anılması, kullanılmasını öneren ikinci rolü McCohan'ın makalesinde çok ayrıntılı olmak üzere daha diğer bazı yazarlarca da işlenmiştir. Olasılık yaklaşımlarıyla şeyin analizi benim kafama çok yatan bir yöntem değil. O yüzden hani ben bu konuda oturup bir makale inceleme yapmadım. Çünkü daha ziyade zemin mekanikçiler olarak ne kadar kayma gerilmesi oluşturuyoruz, ne kadar kayma mukavemetimiz var. Bunun analiziyle ilgilendik ve hep zemin yapısı anlamında, güçlendirme yapısı anlamında bu yapılar ne kadar etkili olur? Acaba bu şeyi durdurabilir miyiz? Sorusuna cevap bulmaya çalıştık. Öyle olunca olasılık yaklaşımı benim çok böyle şevin güvenlik sayısını bulmakta bir sorunumuz olmadığı için yeniden başka bir olasılık yöntemiyle probabilistik yaklaşımlarla bulmayı yapmadım işin doğrusu. Ama hani istatistik, ileri düzeyde istatistik bilenler istatistiği pek çok yere uyguluyorlar. Şimdi arkadaşlar ne tür önlemler alacağımızı düşünmeye başlayalım. Yumuşak kaya ve topraktaki şevler şiddetli yağmurlar sırasında ciddi erozyona uğrarlar. Bazı tür sert kaya şevleri ise kazıldıklarında ayrışmanın etkisiyle bozulurlar. Bu tür şevlerin yüzeylerinin korunması bazen ciddi sorunlar getirir ve ne yapalım dediğiniz zaman işte şev yüzeylerini korumak, işte ağaçlandırma, toprak şevlerindeki erozyona karşı en iyi yüzey koruma şeklidir. Şevin yüzeyi notla kaplamak, yüzey malzemelerinin birbirine sıkıca bağlanacağı, yüzey sularının da şeve geçmesini önler. Bazı durumlarda bitki tohumları ve gübrelenmiş parçacıkları şeve saçılır. Bunlar toprağa kök salıncaya kadar üstleri bir kaplama malzemesiyle kaplanır. Köklenince, yeşillenince bu kaplamayı alırsınız. Bazı durumlarda şevin tepesinde çelik kablolar asılmış metal engeller uzun süre erozyon önleyeceğinden bitkilendirmenin yeterli büyümesi için kullanılır. Şey gibi kazıldıkları zaman hızlı kavramaya ya da ayrışmaya uğrayan birimlerdeki çevre koruma önlemleri olarak basınçlı harç uygulaması. Yani bizim şimdi yüzeyi korumak için yaptığımız neler var dediğiniz zaman yeşillendirme iyi bir yöntem. Pere gibi bir taş kaplama mühendislik anlamda iyi bir yöntem. Bir de şatkrit denilen betonla kaplama. Şimdi bütün bunları karşılaştırmak lazım. Şimdi kısa süreli, küçük ve mühendislik anlamda büyük tehlike içermeyen eğimli yüzeyler, şevlerde en doğru yöntem tabii ki bitkilendirme. Özellikle halkın bahçe düzenlemesi gibi yerlerde bizim şatkrit yapmamız çok güzel bir görüntü oluşturmaz. Ama siz 50-60 metre derinliklere varan böyle 4-5 kademe palye dediğimiz palyelerin oluşturulduğu dev yarmalar yapıyorsanız, bu dev yarmalarda arkadaşlar hani yeşillendirelim, çimlendirelim tamam bunlar yapılır ama yeşillendirme ile çimlendirme ile o palyeleri güvenli hale getiremezsiniz. O zaman işte mutlaka bizim zemin çivileri ve şatkrit dediğimiz hani görsel olarak çok güzel olmayan yöntemlere ihtiyacımız doğar. Yani iki yöntemi karıştırmayalım birbiriyle. Ama bir site içinde ikişer üçer metrelik şevler yapıyorsanız yüzey suları akma vesaire için bitkilendirme en doğru çözüm olacaktır. Bunun haricinde mesela şey toprak kanal şeklinde bir şey oluştuysa ve burada suyun aşındırıcı etkilerine karşı yeşillendirme yerine pere gibi top taş kaplama gibi çözümler o şeyi korumak için düşünülmek zorundadır.
Yani yapısal çimento renkli gri rengi hiç kimse sevmiyor ama yapılan yapının durumuna göre çare arıyoruz. Şimdi su ne yapıyor şevlere dediğimiz zaman sıralanan faktörlerde de görüldüğü gibi şev dengesini en fazla etkileyen etmen suyun şev ortamındaki varlığıdır. Ülkemizde meydana gelen hemen hemen bütün şev göçmelerinde yağış mevsimi olan bahar aylarında görülmesi bu bakımdan kesinlikle bir rastlantı değildir. Şeve etkileyen hidrostatik kuvvetler yüzey ve yeraltı suyu olarak değerlendirilir. Yüzey suları şevin toplam gerilmelerde ortaya çıkardığı artışlar ve yüzey araştırmaları ile yüzey aşındırmaları ile şevi etkiler. Zemine giren su ise şevdeki kapiler kuvvetleri ortadan kaldırarak doğal çimentolaşmayı çözer ve akışa geçen su ile piezometrik kotu arttırarak şev güvenliğini azaltır. Özellikle su arkadaşlar ani su çekilmesi problemi gibi bir durumda bizim başımıza dert oluyor. Su akarken şevin içine doğru aktığı için sızma kuvvetleri şevi tutucu yönde. Ancak şevi eğer aniden su çekilmesi olursa bu defa zeminin içindeki su dışa dönüyor ve bu dönüş esnasında da sızma kuvvetleri maalesef stabiliteyi azaltıcı olarak karşımıza çıkıyor. Atakan ve Ulaş herhalde takip edemediler. Yani ben de bakıyorum iki isim var. Ubeydullah ve Ümmü. Diğer iki arkadaşımız herhalde takip edemiyor. Diğer bir arkadaşımız herhalde bu dersi almıyor. Diğerini alıyor. O zaten burada yok. Atakan vardı. Galiba çıktı yine. Ya da sistemden düşüyor bilmiyorum. Peki ders arkadaşlar hani birkaç saat sonra ya da gün içinde tekrar tekrar öğrenciler tarafından dinlenebiliyor mu? Hani canlı katılamayan kişi. Tamam o zaman biraz sonra uygun olduklarında dinlerler diye düşünüyorum. Şimdi su meselesinde drenaj önlemlerini çok iyi planlamak ve düşünmek lazım. Örneğin bir otoyolda yarma şevleriniz var. Yağış sularını sizin ta en baştan kafa endekleriyle bu bölgeye gelmesini bir kere mümkün olduğunca engelleyeceksiniz. Sonra yağışlarla ilgili yağış sularını alabilecek endekleri yapacaksınız. Hem yola zarar vermeyeceksiniz hem çevinizi korumaya çalışacaksınız. Şimdi zemin mekaniği, hidroloji ve hidrolik konuları bakın artık karayolu yapıyorsunuz. Yol bilgileri bir anda birleşti. Yani birbirinden çok ayırt edemiyorsunuz pek çok şeyi. Şimdi drenaj konusu hidrolikçilerin konusu mudur, geoteknikçilerin konusu mudur? İnşaat mühendisliği konusudur, gri bölgedir. Yani burada bu hesaplar sizin tarafınızdan da yapılmak zorunda kalınabilir ama hidrolikçilerden destek alınan yerlerde gerekli olabilir. Biliyorsunuz zemin mekaniğinin tanımı mekanik ve hidrolik prensiplerinin zeminle ilgili sorunlarda çözümüne biz zemin mekaniği diyoruz. Yani hidrolik ile bu tarz zemindeki problemler bizim açımızdan da önemli. Atakan dersi girmedi görünüyor buradan biraz evvel de ondan sordum seni. Şu anda adın görünüyor burada listede. Şevlerde drenaj uygulamaları zeminin taşıma gücünü arttırmak, zeminin sıkışabilirliğini azaltmak, istinat türü dayanma yapılarının arkasındaki su basınçlarını azaltmak, şev duraylılığını arttırmak, dolgu türü yapılarda don kabarmalarını engellemek, sıvılaşma potansiyelini azaltmak gibi nedeni var. Şimdi ne yapıyoruz diye baktığımız zaman dayanma yapıları, bitkilendirme, drenaj, kazık uygulaması, ankrajlar, geotekstil gibi yöntemler var. Şev eğiminin azaltılması, şev kitlesine yüzey sularının girmesinin önlenmesi, işte kafa endekleri gibi. Şev kitlesi içindeki suların drenajı, yatay ve drenaj direnler, yatay ve düşey direnler, tutucu yapılar, dayanma duvarları, palplanj perdeleri, kazıklar gibi ve ağaçlandırma yapılması belli başlı önlemler. Şimdi
Kohezyonlu direncin azalması veya sıfıra düşmesi boşluk suyu basıncı oluşumu ile efektif gerilmenin ve dolayısıyla kayma direncinin azalması. Çevin kaydırıcı kuvvetlerini arttıran emniyet faktörünü azaltan yatay eğimli sızma kuvvetlerine neden olması, kayma yüzeylerinin kayganlaşmasını sağlaması, depremler ve diğer sarsıntılar esnasında sıvılaşma inilmelerine neden olan yeraltı suyunun zemin gözeneklerine tutulması. Yani suyun oluşturduğu etkiler. Peki dayanma yapıları olarak ne yapıyorduk? İstinat duvarlarını seçiyorduk genellikle. Ağır istinat duvarları gibi istinat duvarları konusunu konuşmuştuk beraber. İşte burada ya duvar yeri yeterli değil ya da duvarların olmaması nedeniyle ortaya çıkan çok sayıda göçme durumunu ben anlatmıştım ben size. Ankrajların bir yerleşim şekli var. Hem iksan yapılarında hem de bu tarz şev düzenlemelerinde arkadaşlar. Çekme kuvvetlerini ankrajlarla temel zemine aktararak bu kütlenin taşıyıcı olarak kullanılması büyük fayda ve ekonomi sağladı. Ta 1930'lu yıllarda kaya ankrajı ile ilgili uygulamalarda görülmüş. 34 ve 35 yıllarında 1934 ve 1935'te Cezayir'de iki barajın yükseltilmesine temel zeminini oluşturan kayaya ankre edilen çelik kablolara 1.000 tona kadar varan yüklerin taşıttırılması zamanın modern ve ekonomik çözümleri sayılmış. Bundan sonra ankrajları kaya şevleri ve diğer kaya inşaatlarda değişik şekillerde kullanmışlar arkadaşlar. Ankrajların boyutlandırılması uygulanmasıyla ilgili olarak bir dinde bir şeyler var. British standartlarında var. Fakat bizim standartlarımız içerisinde ankrajların boyutlandırılması ile ilgili bir bölüm halen daha girmedi. Ancak geoteknik hizmetlerle ilgili deprem yönetmeliği yolda biliyorsunuz. O yönetmeliklerde yer alıp almayacağını şu anda ben de bilmiyorum. Ancak çalıştaylarda buna benzer hesap yöntemleri yönetmeliklerin içinde yoktu. Ankraj tipleri arkadaşlar A, B, C, D gibi zemin türüne bağlı olarak değişen ankraj türlerimiz var. Bu ankrajın örneği nerede var derseniz işte Selçuk, İzmir arasındaki otoyolda bir şevi ankrajlarla aynı şurada gördüğünüz resimde olduğu gibi düğme diker gibi dağa bağladılar. O dağ mesela ankrajlar ile duruyor. Yani ankraj bakın A tipi, B tipi, C tipi gibi farklı farklı şekilleri var. Ankraj mı zemin çivisi mi dediğiniz zaman ankrajlar öngermeli. Zemin çivileri ise eğer bir hareket olursa harekete başlıyor. O yüzden arkadaşlar ankrajları kullandığımız yerler genellikle derin kazılar ve destekleme yapılar olarak karşınıza çıkıyor. Şevlerde ise İbo bulon adı verilen bulonlar, zemin çivileri gibi daha öngermesi olmayan pasif ankraj adı verilecek ankrajlar kullanılıyor. Bu noktada kalalım isterseniz yine 20 dakikalık süremizi doldurduk. Ben sizi fazla sıkmayayım. Bizim 3. saat dersimizi de tamamlayalım. Peki bu arada siz şeye bakabildiniz mi? Akın Önalp'ın kitabı Yamaç Mühendisliği, Yamaç Çevre Mühendisliği kitabı internetten acaba PDF olarak bir yerlerde var mı? Ya da istenebilir mi? Nedir durumu bilmiyorum. Bir ona bir bakın. Yani ders dönemimiz bitmeden final dönemine kadar onu bir hızla elden geçirmekte fayda var. Şimdi yeraltı suyundan tekrar dönecek olursam, kohezyonlu direncin azalması, sıfıra düşmesi, boşluk suyu basıncı ile efektif gerilmenin oluşturduğu kayma direnci azaltması, kaydırıcı kuvvetleri arttıran ama bu süreçte sızma kuvvetleriyle kaymaya engel olan kuvvetleri de azaltan bir etken oluşturuyor. Çünkü zemini kayganlaştırıyor. Suya karşı o yüzden bizim drenaj önlemlerine büyük dikkat etmemiz gerek arkadaşlar. Şimdi burada ben size bir iki tane de örnek çalışma göstermek istiyorum. Trabzon sahil yolu şev uygulamaları. Bakalım burada neler yapmışlar. Bu yoldan geçtiniz mi hiç bilmiyorum.
Trabzon sürmene o aralığı inceledik burada. Ulaştırma Bakanlığı tabii kontrol yapıyor. Biliyorsunuz bu işlerin ihalesi kontrolü. Karayollarında KPSS imkanı doğar. Karayollarına atanma durumunuz doğarsa ben tavsiye eder miyim derseniz ederim. Çünkü geoteknik mühendisliğini en iyi şekilde uygulayabileceğiniz kurumlardan bir tanesidir Karayolları Genel Müdürlüğü. Bazen ulaştırmaya bağlarlar, bazen Bayındırlığa bağlarlar. Hani bakanlığı değişebilir ama Karayolları Genel Müdürlüğü olarak Genel Müdürlük inşaat mühendislerinin genellikle yönetiminde olan bir kurum. Bakın burada bir tünel var. Yine birlikte Hunas Tüneli'ne gittiğimiz gibi benziyor ona da. Aşağı yukarı neredeyse aynı. O tünelde çıkış ağzı şevleri. Yani biraz evvel şevin yüksekliğini azaltalım falan gibi konuştuk ama bakın evler var burada. Burada bu şevin yüksekliğini azaltmanız mümkün olmayabilir. O yüzden burada bakın şevle ilgili bayağı bir düzenleme çalışmaları var. Şurada ankrajları görüyorsunuz. Ve o biraz evvel ilk şekil buyken ortaya çıkan son durum bu. Burada yatay drenaj boruları, zemin çivileri, kademelendirme ile buradaki şevin güvenli bir hale getirilmesi sağlanacak. Yani oradaki hedef bu. Eğer buradaki düzenleme yeterli olmasaydı, bakın ilk hali, o zaman burada belki de kazıklarla ve ilave ankrajlarla başka bir yapı düşünmek mümkün olurdu. Yine bakın tünelin giriş çıkış portalları iki tane tünel girişi olacak. Ve yukarıda da yapılar var yani baktığınız zaman. Hani buradaki bu bölgeyi kazalım alalım falan demek çok mümkün değil. Karadeniz'in kendi doğal yapısı itibariyle yeşillik bize büyük bir fayda sağlıyor. Akmalara karşı biliyorsunuz. İşte o bölgede yapılan şev düzenlemeleri. Yani şev deyince hani 3-5 katlı, 3-5 metrelik basit site içi düzenlemeler gibi görünmesin gözünüze. Yani bu şev analizleri de oldukça önemli bir problemdir inşaat mühendisliğinde. Bakın aynı yerden bahsediyoruz. Şimdi ilk baştaki durum evin şekline bakın evin rengine. İkinci fotoğraf yine aynı evdeyiz. Bakın tünel girişi ya da çıkışı çalışmalar başlamış. Bizim bu tünel girişi ya da çıkışında bu bölgede bir heyelan problemiyle karşılaşmamız demek hem burada yapıların güvenliğini yok edecek demektir hem de eğer işletme esnasında böyle bir problemle karşılaşırsak çok büyük bir felaket demektir. Gördüğünüz gibi. Tekrar bu son üç resme bakalım. Bakın şey çıkış portalı yani o bölgedeyiz. Yapılan şev düzenleme çalışması. Burada tünele giriş esnasında alınan şatkırit zemin çivisi gibi önlemler ve tünele girilmiş. Yüksek aynı bölge gördüğünüz gibi. Burada hasır çelik uygulamasını görüyorsunuz. Hasır çelik. Bunun üzerine şatkırit dediğimiz püskürtme beton uygulanıyor gördüğünüz gibi. Burada da kaya bloğunu uygulaması, bloğunu yapmak için rockbit denilen, kaya delici denilen makineler var. Bunlar da deliyoruz. Deldikten sonra eğer öngermeli ankraj yapacaksak bu ankraj demeti yerleştiriliyor, enjeksiyon yapılıyor ve öngerme yapılıyor derin kazılardan hatırlayacağınız gibi. Eğer bulon uygulaması yapacaksak arkadaşlar, bulon buraya yerleştiriliyor, kapatılıyor. Yine bir enjeksiyonlama yapılıyor, kapatılıyor ve herhangi bir germe uygulanmıyor bulonlamada. Bir de kendi delen bulonlar var. Yani vidalama gibi bulonları yerleştirdiğimiz makinalarda yine var. Bunlar bu deliklerin içine yerleştirilecekler. Delici kısımları görüyorsunuz.
yerde delen deliciler var. Bakın burada da kapatmış bulonları. Yine o bölgede yapılan bir şev düzenleme arazi çalışmaları. Kafaende dediğimiz unsur yağış sularının o şeve gelmeden önce drene edilebileceği, alınabileceği hendeğe biz kafaende diyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Karayolları yol yarmalarında yeşil şev oluşturmak için enkamat erozyon kontrol malzemesi kullanılabilir. Enkamat 7010 çiteli projede gösterildiği şekilde çeşitli tipleri var. Galvanizli, PVC kaplı, gabion teli ile birlikte kullanılarak şev yeşillendirilir. Enkamat teli, çift teli, toprak parçalarını, taş ve tohumları birlikte tutarlar demiş. Burada bir çeşit içinde tohum olan bir kaplama malzemesi, çit telleri var. Sonra bunun yeşillenince teller görünmez oluyor tabii. İşte bakın burada kaplamışlar. Kaplayınca bir süre sonra yeşillenecek ve görünmez olacak. Ama bütün bu uygulamalar tabii heyelan tarzı kaymalar için önlem değil. Yüzeysel olarak kaymayı, yüzeyin bozulmasını engellemeyi, kaya küçük aya düşmelerini önlemek için kullanabileceğimiz yöntemler. Mesela Korkuteli Antalya arasındaki yolda da o şevin yüzeysel olarak taş düşmesi dediğimiz, kaya düşmesi dediğimiz olayın önüne geçmek, dökülmeleri önlemek, şevi korumak üzere buna benzer bir çelik hasırla kaplandığını görmüşsünüzdür. Burada da işte görüyorsunuz kaplamışlar. Üstüne de toprak, çim tohumu gibi yeşillik püskürtüyorlar ve daha sonra bu bölge yemyeşil olacak. Kimse bir şey görmeyecek işte. Gördüğünüz gibi hiç kimse orada bir tutucu, toprağın akmasını engelleyici bir unsur olduğunu görmüyor. Ama bu yüzeysel akmalar için gördüğünüz gibi. Reyelan durum olsaydı herhangi bir çare yoktu. Şimdi yine geosentetik dediğimiz, geotekstil dediğimiz arkadaşlar malzemeler de şev duraylılığını arttırıcı olarak kullanılabiliyor. Geotekstilleri biraz konuşalım. İşte örgülü geotekstil, örgüsüz geotekstil, geogrid, tensar, geomembran, geosel, geokompozit, enkadr, adrein, enkamat gibi bir sürü farklı farklı geotekstiller var. İşte geotekstilleri biz yol inşaatlarında, bina inşaatlarında, zeminler uygulamalarında, drenaj filtrasyon sistemlerinde, hidrolik yapılar adı verilen su yapılarında ve çöp atık kapalı depolama tesislerinde pek çok yerde kullanıyoruz. Mesela çöp depolama tesislerinde çöpün yığılımı meselesi de bir şey stabilitesi problemidir. Yani oradaki drenaj, oradaki kayma meselesi de bir şev stabilitesi prensiplerine göre inşa edilir. Hidrolik yapılar denilen su toplayıcı yapılar, göletler, sonra toprak dolgu barajlar. Bunlar da aynı şekilde şev oluşturduğumuz yapılardır arkadaşlar. Yol inşaatları, bina inşaatlarında zaten çok sayıda şevle ilgili problem karşımıza çıkıyor. Geotekstilleri biz işte koruma amaçlı yüzey koruması, biraz evvel bir malzemeyi sermiş ağ gibi ve yeşillendirdi, malzemeyi korudu. Benzer şekilde koruma amaçlı, ayırma, filtrasyon, drenaj amaçlı kullandığımız çok yer var. Bakın burada ayırma amaçlı kullandığı bir bölge. Sonuçta eğer geotekstil olsaydı buradaki dağılma olmayacaktı gördüğünüz gibi. Yükleme sonrasında burada sizin yaptığınız alt temel yumuşak taban üzerinde dağıldı, yuttu. Yani gerçekten burada 40 santim 50 santim lastik yüklerini taşıyacak bir tabaka oluşamaz hale geldi. Halbuki
Geotekste serseydi kırmızıyla bu durumda yutamayacağı için yumuşak tabaka sağlam dolgu tabakasını yolda herhangi bir problem olmaksızın bizim yolumuz servis vermeye devam edecekti. Devam edelim. Bu tabii şeylerle ilgili değil. Teknik özellikleri yine geogrid denilen bir malzeme var. O da aynı şekildeki malzemenin birbirinden hem ayrılması hem güçlendirilmesi gibi kullanılabiliyor. Zemin yumuşak olduğu zamanlarda kısmi oturmaları azaltmak için geogrid kullanılması. Bakın malzemeyi seriyor. Biz bu malzemeleri hem dolgu oluşumunda hem şey oluşumunda pek çok yerde kullanabiliyoruz. Tensar geogrid dediği tensar bir marka tabii ki. Geomembranı daha ziyade su rezervlerinde, çöp katı atık depolama alanlarında, yapay göletlerde, sulama kanallarında sızdırmazlık amaçlı kullanıyoruz. Su yani örneğin bu barajın suyu da olabilir ama çöp suyu da olabilir. Sonuçta sızdırmazlık amaçlı olarak biz geomembranları kullanabiliyoruz. Bakın burada proje çalışmalarına başlamadan önce bataklık halde görünen bir maden sahası. Yani buradaki alanı, araziyi görüyorsunuz. Bu da geotekstilleri kullanarak bir iyileştirme çalışması yapılacak. Belki de bu bölge atık depolama amaçlı kullanılacak. Bakın bu bölgeyi komple düzeltiyorlar. Geomembran seriyorlar ve çöp depolama tesisi olarak kullanılıyor bu bölge. Yani sizin hiçbir şekilde normal şartlarda çöp depolayamayacağınız bir alan geomembran geotekstil sayesinde çöp depolama alanı haline getirilebiliyor. Yine bakın kaya düşmelerine karşı çelik hasır gibi sarmışlar bütün yamacı gördüğünüz gibi. Buna benzer çözümleri nerede gördük? Ihlara Vadisi'nde gördüm. Orada yapmışlardı. Bir de orada ziyaretçilerin kafasına taş düşmesini engellemek için bir Dantalya yolu üzerinde arkadaşlar Korkuteli yakınlarında da buna benzer koruma yapıları var. Bakın yapılmış çalışmaları. Bununla ilgili örnekler zemin mekaniği problemleri kitabımızda arkadaşlar var bildiğiniz gibi. Zemin mekaniği problemlerindeki örnekleri lütfen şevlerle alakalı artık hiçbir örnek kalmaksızın çözelim. Ve yine şevlerle ilgili başka kitaplarda bulabildiğiniz örneklere bakalım. Onlar da çözümler tamamlansın. Burada mesela Taylor yöntemi. Taylor yöntemini biz hem kohezyonsuz zeminlerde kullanabiliyoruz bildiğiniz gibi. Ama zeminin içinde kohezyon varsa 10-20 pardon özellikle kohezyonlu zeminlerde kullanabiliyoruz. Fi sıfır kabulüyle ND1, ND1.2, ND1.5, ND sonsuz gibi olan bölüm fi açısının sıfır olduğu, sıfır kabul edildiği dirençsiz kayma mukavemeti dediğimiz CU değerinin var olduğu değerler fi sıfır kabulüyle biz sağ tarafını kullanıyoruz ama zeminin içinde kohezyonun yanında içsel sürtünme açısı da varsa yani granüler bir malzeme de varsa o zaman fi 5, fi 10, fi 25'e kadar çıkabilir. Hem kohezyonsuz zeminlerde hem kohezyonlu zeminlerde hem de karışık zeminlerde biz stabilite faktörümüz nedir, derinlik faktörümüz nedir, güvenli bir şekilde şev açımızı belirleyebiliyoruz. Bakın fi varsa zeminin içinde şev açımız 90 dereceye kadar çıkabiliyor. Yani kayma mukavemetini arttıran bir unsur olarak karşımıza çıkıyor sürtünme granülometri. Yani biz bu abaktan yararlanarak, buradaki hesap yöntemlerinden yararlanarak mesela dik bir kazı yaptığınız zaman güvenlik sayısı nedir? Herhangi bir destekleme yapmaksızın orada şev analizi gerekir mi gerekmez miyi hesaplamış olabiliyoruz. Yine
biz bir şev analizi yapacağımız zaman öncelikle kayma yüzeyini belirleyip şevleri dilimlere ayırıp bu dilimlerin her birinin dengesinden burada güvenlik sayımız ne olabilir hesaplayabiliyoruz. Felyanus yöntemi ya da İsveç dilim metodu yöntemi. Aynı soruyu Bishop'la da çözmek, Spencer'la çözmek de mümkün. Bishop da yine elle çözmeye müsaade edebiliyor ama diğer yöntemler için biraz da şey var. Bilgisayar destekli çözüm gerekiyor. O yüzden arkadaşlar örnekleri de tek tek çözüyoruz ama mesela zemin çivisi olan şevin bir fore kazıklı tasarım durumunda fore kazın tasarımı zemin çivili, zemin ankrajlı bir şevdeki güvenlik sayısı nedir problemiyle ilgili bir örnek bulur paylaşırsanız grubumuzdan ben çok sevinirim. Şu anda ben de evde olunca elimiz ayağımız biraz kısa okuldaki kaynaklara tam ulaşabilir durumda değilim. Bir örnek öyle bulup paylaşın beraber onu bir irdeleyelim. Önümüzdeki hafta yine şevler, kazılar, istinat duvarları, iksalarla ilgili farklı bir sunumda yine görüşürüz. Ben bugünlük sunumu burada tamamlayayım. Sizin bir sorunuz var mı arkadaşlar? Yarın Ubeydullah'ın sunumu var. O sunumu saat 1.30'da dinleyelim. Hem Ubeydullah'a destek olmuş olalım hem de biliyorsunuz internet üzerinden yapılması gerekiyormuş. Katılımcı sayımız falan artmış olsun. Yani sayıyı arttırmak açısından girmekte fayda var. Bunun haricinde işte eğer bir zemin çivili şevin analizi meselesini çözecek olursanız o genel formülle bu konuda çözemeyeceğiniz herhangi bir problem kalmayacaktır diye düşünüyorum. Eğer herhangi bir sorunuz yoksa dersi sonlandırabiliriz. Ben de biraz sonra minimum süreyi doldurduktan sonra kapatırım. Herkese kolaylık diliyorum. İyi bir çalışmayla bu dönemi atlatacağız. Yani bunun başka bir yolu yok. Atakan bu arada bizim projede tank içi sızdırmazlık olarak geomembran 2 milimetrelik HDPE geomembran kullanıyoruz demiş. Arkadaşlara hani uygun fotoğraflarından gönderirseniz onlar da görmüş olurlar. Bu arada bir örnek çalışma bir bildiri hazırlayalım gibi bir düşüncemiz vardı hatırlarsanız. O konu üzerinde de hani biraz yoğunlaşalım. Bir dersler bitmeden bir iki tane grup olarak bir bildirilerimiz çıksın. Herkese başarılar. Görüşmek üzere.